İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. Faturayı kim ödeyecek? Türkiye'nin Kur'an-ı Kerim'den nas diyerek uyguladığı negatif faiz politikasının meyveleri yenildi, içildi, bitti. Şişirilmiş ekonomiyle AK Parti ve Erdoğan yeniden seçimleri kazandı. Ve şimdi fatura ödeme zamanı geldi. Veya en geç yerel seçimlerden sonra. Ertelendikçe fatura da şişiyor. Mehmet Şimşek ne demişti? Keşke yerel seçimler hemen yarın olup bitseydi. Çünkü dayanacak zaman kalmadı. Kur'an-ı Kerim'den nas politikasıyla üretilen %3.3 büyürken tüketim %19.7 büyüdü. Çılgınca tüketim geliri artırmadı ama onun yerine bolca krediler attı. Çünkü bankaların büyümesi de %21.8'e ulaştı. Bizim olmayan tüketimi ithal ettik ve yabancıların mallarını deli gibi tükettik. Sanal bir cennet içinde seçimleri de geçirdik bitti. Dış ticaret açığı 122 milyar dolara, buna bağlı olarak cari açıksa 57.8 milyar dolara ulaştı. İhtiyaç duyulan dövizi Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerden karşıladı. Ama oralarda da deniz bitti. Deniz bitti ki yeni dönemde Londra piyasasından döviz getirsin diye Mehmet Şimşek göreve getirildi. Şimdi ne olacak? Mevcut cari açık politikası bu şekilde sürdürülemeyecek. Bu kesin. Çünkü faiz artırımları başladı bile. Kasada zırnık dolar yoksa kim size borç verir? O zaman kasaya dolar koymak gerekiyor. Kasaya koyulacak doların da dışarıya çıkmaması için dış açığın ve cari dengelerin iyileştirilmesi ilk şart. O zaman ne olacak? Tabii ki kemerler sıkılacak ve sanal cennet sonlandırılacak. Yani faiz artışları peş peşe gelecek. İlki geldi, devamı da gelecek ama dedik ya asıl denge yerel seçimlerden sonra. Vatandaş hemen uyandırılmamalı. Yerel seçimlerde de sanal ekonomiyle oy toplandıktan sonra asıl faturayı getirmek gerekiyor. Herkes biliyor ki fatura çok ağır. Öyle basit kemer sıkmayla bu iş olmayacak ertelenmiş dış ödemeler de kapıda bekliyor. Putin boşuna mı seçim döneminde gaz ödemesini vesaireyi deftere yazdı? Ya da yüksek risk içerisinde %10 faizi aldığımız dolar borçlarının toplamı 475 milyar dolara ulaştı bile. Ödeme zamanı çok geciktirilemez noktaya geldi. İyi ama faturayı kim ödeyecek? Dün verdiğimiz analizi hatırlatalım. Kurlar bilerek yükseltiliyor ve emekli memur zamları enflasyonla geri alınmak zorunda kalınlıyor. Enflasyon biraz daha katlanacak ve maaş zamları geri alınacak. Bu ilk fatura. Keşke bununla bilse. Mesela 2018 seçim sonrasını hatırlayın. Yine benzer durumdu. Yine kriz seçim sonrasını ertelenmiş ve fatura 2018 Ağustos faiz artırımından sonra ödenmişti. Şubat 2018'de 28 milyon 166 bin olan çalışan sayısı 2 yıl sonra Şubat 2020'de 26 milyon 754 bine düşmüştü. Pandemi öncesi son durum yani henüz pandemi etkisi hiç görülmemişti. İstihdam kaybı 1 milyon 412 bin kişiydi ama burada bir detay önemliydi. Lise ve altı eğitimlilerde istihdam kaybı tam 2 milyon 252 bine ulaşırken, üniversite mezunlarında çalışan sayısı 840 bin kişi artmıştı. Lise ve altı eğitimliler her 100 çalışandan 8'i işini kaybetmiş ama yüksek öğretim mezunları iş bulmaya devam etmişti. Demek ki kemer sıkma faturasını alt eğitim grubu ödemişti. Şimdi bu durum çok farklı olmayacak. Yine fatura alt eğitim grubuna kesilecek. Hatta bu fatura 2018 krizinden daha ağır olduğu için işini kaybedeceklerin sayısı ve oranı da daha yüksek olacak. Hatta süresini de daha uzun olacak. Yaklaşık 22 milyon lise ve altı eğitimli çalışanın 1- iki yıl içerisinde belki de 3 milyon civarı bu kesimin işini kaybetmesi beklenmelidir. 2018-2019 kemer sıkma süreci yaklaşık bir buçuk yıl sürmüştü ama bu sefer sürenin 2 yılı aşması bekleniyor. Bakalım gerçek rakamlar ne olacak? Ama kemer sıkma dönemlerinde en fazla sabit gelirliler faturayı ödüyor. Ve de alt eğitim grupları. Şimdi sabit gelirlilerin ilk faturayı ödemesi verilen maaş zamlarının kur artışı ve sonrasında enflasyon olarak geri alınması olarak başladı bile. Yerel seçimlerden sonra ise ikinci fatura ise işten çıkarmalar olarak gelecek. Herkes hazır olsun ve faturayı ödemeye başlayalım. Ama siz siz olun bu faturayı ödemesine bahşiş bırakmayın. Belki de bahşişi çoktan bıraktınız ve ikinci kez bahşiş ödemek istiyor olabilirsiniz. Tabii ki siz bilirsiniz. Karar sizindir. Not. Lütfen eğer yaşıyorsak bu yazıyı 2024 yılı sonlarında hatırlar mısınız? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.